Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte Samsung Galaxy Note serisinde Note 2'den Note 9'a kadar olan tüm telefonları karşılaştırıyoruz. Arkadaşlar Note 2 2012'nin Ağustos ayında çıkmıştı. Note 9'u da 2018 Ağustos'ta gördük. Bakalım bu 6 yıllık süreçte neler olmuş? Gelin masamıza geçelim. Bütün Note serilerini yan yana dizdik. Sadece Note 1 yok. İçlerinde arkadaşlar ilk çıkan Note telefon yok. Note 9, 8, Fan Edition, 5, 4, 3, 2 kronolojik sırayla gidiyor arkadaşlar. Şimdi isterseniz açılış hızlarıyla başlayalım. Gelin de biraz tasarım olarak kıyaslayalım. İsterseniz gördüğünüz gibi Note 2'den sonra telefonlar böyle gittikçe kavisli yapısını kaybetmeye, ekran olarak da büyümeye, şöyle hafiften de zayıflamaya başlamışlar. Note 2'de 5.5 inçlik bir ekranımız var. Note 3'e geçildiği zaman ekran 5.7 inç olmuş. Note 4'te yine 5.7 inç, Note 5'te de 5.7 inç. Bildiğiniz gibi Samsung Note 6 yerine Note 7'yi çıkar direkt. Ancak Note 7'lerde olmadığı bir pil faciası olmuştu orada, hatırladığınız üzere. Note 7'ler geriye toplanıp sağlamlaştırıldıktan sonra FE yani Fan Edition olarak piyasaya çıktı. Fan Edition'larda 5.7 inç, Note 8'e geçtiğimiz zaman 6.3 inçlik bir ekran bizleri karşılıyor. Note 9'a geçildiği zaman da 6.3'ten 6.4 inçe çıkıyor. Telefonların arkalarına şöyle bir bakalım. Note 2, Note 3 ve Note 4'te arka taraflar cam değil arkadaşlar. Hatta Note 3 ile Note 4'te hafiften deri gibi bir malzeme var. Ancak en büyük farkı Note 8 ve Note 9'a geçtiğimiz zaman görüyoruz. Hem arka tarafa parmak izi okuyucusu ekleniyor. Aynı zamanda çift kamera Note 8 ve Note 9 ile birlikte geliyor. Diğer hepsinde tek kamera var arkadaşlar. 2, 3, 4, 5'te de normal micro USB kullanıyoruz. Fan Edition 8 ve 9'da artık Type-C'ye geçilmiş. Bütün telefonlarda kulaklık girişi mevcut. Note 8 ve Note 9 ile birlikte bizim pek kullanmadığımız Bixby tuşu da hayatımıza giriyor. RAM miktarlarından da bahsedeyim. Note 2'de 2 GB'lik bir RAM var. Çıktığı tarih itibariyle gayet iyi arkadaşlar. Note 3'e baktığımız zaman 3 GB'lık RAM'i görüyoruz. Note 4'e baktığımız zaman yine 3 GB'lık RAM bizleri bekliyor. Note 5'e geçildiği zaman bu sefer RAM'imiz 4 GB'a çıkıyor arkadaşlar. Note Fan Edition'a geçtiğimiz zaman da RAM'imiz yine 4 GB'da kalıyor. Note 8'e geçtiğimiz zaman 6 GB RAM'i görüyoruz. Note 9'da da 6 GB'lik RAM var arkadaşlar. Ancak 512 depolama ve 8 GB RAM'li bir versiyon da var. Yani 2'den 8'e çıkıyor. 4 katı bir RAM'den bahsediyoruz bunca süreden sonra. Güvenlik önlemleri olarak da değinelim arkadaşlar. Note 4 ile birlikte hayatımıza parmak izi okuyucusu giriyor. Ön tarafta bir parmak izi okuyucumuz var. Fan Edition'a geldiğimiz zaman iris tarayıcısı hayatımıza giriyor arkadaşlar. Bildiğiniz gibi iris tarayıcısı yüzümüzü tanıyarak direkt gözlerimizden telefonu açabiliyoruz. Aynı zamanda yine ön taraftaki tuş parmak izi okuyucusu olarak kullanılabiliyor. Note 8'e geçtiğimiz zaman bu sefer parmak izi okuyucusunun arka tarafa geldiğini görüyoruz. Tıpkı Fan Edition'da ve Note 7'lerde olduğu gibi iris tarayıcısı burada da mevcut arkadaşlar. Bu sefer Note 9'a baktığımız zaman yine parmak izi okuyucumuz arkada, ancak bu sefer kameranın yanında değil, hemen altına alınmış. Ayrıca iris tarayıcıyla yüz tanımanın birleştirildiği bir teknoloji Note 9'da kullanılıyor. Şimdi arkadaşlar geldik kamera tarafına, bakalım 2'den 9'a kadar geçen süreçte kameralar nasıl gelişmiş. Note 2'ye baktığımız zaman tek kamera görüyoruz 8 megapiksel değerinde. Ön kameramıza baktığımız zaman 1.9 megapiksellik bir ön kamerayı görüyoruz. Note 3'e geldiğimiz zaman bu sefer bir sıçrama var arkadaşlar. Kameramız 13 megapiksele çıkıyor. Ön kameramızda çok fazla bir sıçrayış yaşayamıyor. 2 megapiksel değerini koruyor. Note 4'e geldiğimiz zaman 13 megapikselden 16 megapiksele çıktığını görüyoruz arkadaşlar. Bu sefer kameramız 2 megapikselden bir tık sıçrıyor. 3.7 megapiksele yükseliyor. Note 5'e geldiğimiz zaman kameramız yine 16 megapiksel değerinde arkadaşlar. Aynı zamanda ön kamerada bir artışımız var. 5 megapiksel değerine çıkıyor. Fan Edition'a baktığımız zaman megapiksel bir tık geriliyor arkadaşlar. 16'dan 12'ye geliyor. Ön kamerada bir değişiklik yok. 5 megapiksel değerinde. Note 8'e geldiğimiz zaman 12 megapiksel değerini taşıyor. Ancak bu sefer çift kamera hayatımıza giriyor. Yani portrait modu hayatımıza girmiş oluyor. Ön kameraya baktığımız zaman 5 megapikselden bu sefer bir sıçrayış var. 8 megapiksel değerine yükseliyor kameramız. Note 9'da da yine 12 megapiksel değerini görüyoruz. Yine çift kamera portrait modu hayatımızda. Ancak bu sefer değiştirilebilir diyafram yine hayatımıza girmiş oluyor. 8 megapiksellik f1.7 değerinde bir ön kamera bizleri bekliyor Note 9'da birlikte.
Ben zaten telefonların kameralarından bahsettiğim süre boyunca arka tarafta kameralarla ilgili görseller döndü arkadaşlar. Siz de gelişimi rahatlıkla görmüşsünüzdür. Hem yan yana gördük hem böyle tek tek gördük hepsini. Yani 2012'den 2018'e kadar ciddi bir gelişme olduğunu görüyoruz kamera tarafında. Evet arkadaşlar, telefonlara şöyle bir karşılıklı baktığımıza göre artık yavaş yavaş videomuzun sonuna gelebiliriz. Hemen şuraya bir anket hazırladık. Sizce Note serisi 6 yıl boyunca yeterli gelişmeyi göstermiş mi, gösterememiş mi, bunun cevabını arıyoruz. Kafanıza takılan her türlü soruyu hemen aşağıya yorum olarak bırakmayı unutmayın. Ayrıca videomuzu da beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere, hoşça kalın. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka Webtekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.